Buradan korumalara söyle, evin çevresine baksınlar. Burada birileri var. Kim olduğunu bul. Hey, niye durgunlaştın? Alındın mı ya? Kötü bir şey demedim ki. İyi, hoş çocuk dedim. Yok, alınmadım da böyle küçük bir ön yargı sezdim. Ya ben ön yargı demezdim. Neyse, takılmıyorum. Yani sonuçta o senin ön yargılarındaki gibi bir değil. Ömer! Rüya, hey! Hayır. Beyefendi, dur! Sakın. Sakın. Atlasçığım, canım oğlum, neredesin? Bari durma, çocuğu uyandıracaksın. E uyansın, uyanmazsa nasıl gideceğiz? Koca çocuk. Hem şimdi taşıyamam, belim ağrır. Atlas seninle hiçbir yere gelmiyor. Yapma ya. Peki sen kim olarak engel oluyorsun buna? Hiç kimse. Ama artık zaten benim sana engel olmama gerek yok. Çünkü onun sana getireceği bir fayda yok. O ne demek? Artık ona ait bir servet yok demek. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü bunlar... sonra hastaneler... sonra gayrimenkuller... sonra bankadaki paralar... hepsinin tek varisi Atlas. Artık değil. Çünkü bunların artık hepsi benim. Aa tabii. Söylediğin gibi Atlas benim hiçbir şeyim değil. Ne oldu? Hevesin mi kırıldı? Ben bunu yanınıza bırakmam. Çık git evimden. Yoksa polis çağır. Ne bakınıp duruyorsun? Hadi yürü git. Biliyor musun? Aksine. Şimdi daha da bir içim ısındı oğluma. Hayır. Hayır, bekle. 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 Dur. Dur. Yapma. Kalk yürü. Gidiyoruz, kalk. Hayır. Bırak. Bırak senin derdini. İkimiz de biliyoruz. Bırak. 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 Atlas. Bırak çocuğu. Bırak. Atlas. Bırak. Bırak, dur! Hayır! Bırak! Beni durduramazsın. Bırak! Araşırız. Atlas! Atlas dur! Yapma! Ne olur yapma! Lütfen bırak! Bırak çocuğu, ne olur! Ne olur! Yalvarırım sana, ne olur bırak! Uzak dur, yoksa polis çağırırım. Sen Atlas'ın hiçbir şey değilsin. Ben onun babasıyım.
Bak, dur. Bak, sen çok güçlü bir çocuksun, tamam mı? Tamam mı? Sakın ona inanma. Ben seni bırakmayacağım. Sen benim oğlumsun, tamam mı? Canımsın benim, gelip seni alacağım. En fazla birkaç gün, tamam mı? Bana inanıyor musun? Tamam, söz veriyorum, ben seni gelip alacağım. Boş sözler verme. Beni oğlumdan ayıramayacaksınız. Tabii fiyatta anlaşmaya yanaşmazsınız. Canım, canım. Alacağım, alacağım seni. Korkma, korkma. Söz veriyorum, söz veriyorum, gelip seni alacağım. Tamam mı? Sadece birkaç gün. Söz veriyorum. Ne oldu? Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Evin etrafında kimse yok. Yalnızca bu. Arka bahçe duvarının oradaydı. Evin önüne kadar gelmiş yani. Ozan'dan mı şüpheleniyorsunuz? Bu kadar ayağa düştü mü yani? Ben öyle demek istemedim. Ne demek istedin Adnan? Siz evin etrafına kadar gelmiş deyince... Karınızın peşinde başka kim olabilir diye mi düşündün? Ben asla böyle bir şey düşünmedim. Allah'a şükür. Haydi bakalım uykuya. İyi geceler aşkım. Anne. Anneciğim. Bana masal okur musun? Okurum. Ama gözlerini kapatacaksın. Tamam. Çok geç oldu çünkü. Hadi bakalım. Evet, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar uzak bir ülkede kötü bir kral yaşarmış. Bu kral halkına çok çektirirmiş. Ona boyun eğmeyenlere türlü eziyetler edermiş. Sevenleri ayırır, gülenleri ağlatır. Cesur savaşçıları zindana attırır. Yalnız kendine boyun eğenleri yaşatırmış. Kral o kadar yenilmezmiş ki... kim karşı çıkmaya kalksa cezasını hemen bulurmuş. Ama o heybetli, güçlü adamın bir zayıf noktası varmış elbet. Neymiş o? Bir kraliçe. Sarayını hapsettiği bir kraliçe. Kralın sonunu getirmek de o kadından başkasının yapabileceği bir şey değilmiş. Kraliçe kralın kötülüklerine son verebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini bilirmiş ama ne yapacağını bilmezmiş. Nasıl yapsın, nasıl bir yol bulsun diye düşünürken imdadına biri yetişmiş. Kim ki? Bir cadı. Ama iyi bir cadı. Sonra ne olmuş? Daha sonrası yok artık. Çok geç oldu. Uyku gözünden akıyor. Hadi aşkım. Ama sonunu çok merak ettim anne. Kraliçe kralı yenmiş mi? Yenmiş. Yenmiş. Çünkü masallar hep mutlu biter. Evet, yani... o mutluluğa ulaşmak biraz uzun sürebilir ama... sonunda iyiler hep kazanır. Gerçekten sevenler hep kavuşurlar. Rüya ben. Dikişi attılar. Dudağı patlamış. İyi. En azından bundan sonra nasıl konuşacağını öğrenmiştir. Sen hala nasıl böyle konuşabiliyorsun ya? Rüya, adamın dediklerini bir duysan... Ne fark eder? Ne dediyse dedi, ne fark eder? Fark eder. Ben duyduysam daha büyük fark eder. Ha, ne olacak sen duyunca? Kendini mi kaybedeceksin? Neredeyim, ne yapıyorum demeden birini mi döveceksin? Döverim. Çok güzel, oh, çok güzel. O zaman senden şikayetçi olduklarında polise de böyle dersin. Vallahi gerekti, dövdüm komiserim dersin. Derim. Ya inanamıyorum sana, nasıl savunabiliyorsun hala şunu? Tamam, savunmuyorum. Ama bak öyle bir durumda bir daha olsa bir daha yapardım diyorum sana. Delireceğim ya. Niye? Ne niye?
Söylediklerinin farkında mısın konuştuklarının? Çok mu normal bu? Normal Rüya. Çünkü ben böyleyim, tamam mı? Dün de böyleydim, bugün de böyleyim. Tamam mı? Sen beni bugün tanımadın. Tam tersi. Galiba ben seni bugün tanıdım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Fena benzetmiş ikinizi de. Şerefsiz. Ama göreceğim ben onu. Davacıyım net. Değilsin. Ne? Değilsin. Serkan yapma. Herif resmen üstümüze saldırdı. Onu biliyoruz. Da başka şeyleri de biliyoruz. Nasıl? Ne varmış başka? Senden önce Sedat'ın yanına uğradım. Onun durumu senden bir tık daha iyi. Bana içeride ne konuştuğunuzu bir bir anlattı. Aynı şeyleri ben de duymuş olsaydım, ben de aynısını yapardım. Evet, belki yöntemim biraz farklı olurdu. İnsanların içinde yapmazdım ama aynısını yapardım. Sen ne diyorsun? Ne oldu, niye şaşırdın? Siz bir kadının arkasından ağza alınmayacak laflar edeceksiniz. Kapı arkalarında ettiğiniz iki kelimeyle kızın haysiyetini, onurunu bir kalemde harcayacaksınız. Sonra biri gelip sizin ağzınızı, yüzünüzü kırınca ama bunu yapmaya hakkı yok olacak, öyle mi? Ben söyleyeyim, öyle değil. Çünkü ben de buna izin vermezdim. Ya yanlış anlama, ben öyle ağız burun da almam. Ama size de benim yaşadığım dünyada nefes alacak yer bırakmam. Bunu yaparken de şu kadarcık pişman olmam. Sen yine de istiyorsan davacı ol. Sen bilirsin. Sonuçta senin de bunu yapmaya hakkın var. Durumu nasıl? İyi iyi, bir problem yok. Şikayet falan? Yok, ikisinin de öyle bir niyeti yok. Ya bu arada ben Ömer adına... Özür dileme sakın Rüya. Yani sonuçta senin toplantın... Yani baktığında bir yandan da iyi oldu. Arkadaşın sayesinde nasıl insanlarla iş yapmamam gerektiğini öğrenmiş oldum. Nasıl yani, sen Ömer'in bu yaptığını... Tabii ki doğru bulmuyorum. Ama anlıyorum. Ne, bakma bana öyle, tamam. Yöntemi yanlıştı, kabul ediyorum. Ama medeniyette bir yere kadar, değil mi? Hadi asma suratını, gel. Söyle çocuğa da sıkmasın canını. Halloldu. Kapandı, bitti mevzu. Gitti. Kavga mı ettiniz? Başka ne olmasını bekliyordun ki? Yani sizin aranızda bir erkek dayanışması var ve bunlar çok normal gibi davranıyorsunuz. Ama kusura bakmayın, bütün bunlar benim için çok fazla. Yani hani seni korumak için böyle bir şey yaptığını... Mesele o değil. Beni korumak için kendini bu denli kaybetmesi iyi değil. Hiç iyi değil Serkan. Niye biliyor musun? Çünkü bugün beni korumak için başkasına kaldırdığı elini... yarın öbür gün bana sinirlendiğinde bana kaldırmayacağının bir garantisi yok. İkisi bana sorarsan ayrı şeyler. Değil. Değil, sana bahsetmiştim ya. Kuzenimden Cemre. Hı hı. Cemre'nin bana Çelebi ile ilgili ilk anlattığı şey neydi biliyor musun? Benim için kavga etti demişti ve o kadar mutlu olmuştu ki. Yani o da gitmiş başkasına yumruk atmış Cemre'yi laf ettiler diye. O hikayenin sonunu biliyoruz ama. Ama şimdi Çelebi diye bahsettiğin karakter başlı başına bir psikopat ya. Tamam biliyorum, zaten ikisini asla kıyaslayamam ben. Ama sevgisini şiddet kullanarak ifade etmek, bir de bunun arkasında durmak. Yöntem dedin Serkan ya. Yöntem dedim, bu o kadar önemli ki. O zaman bunları bana değil, ona söyle ha? Değişebilir mi sence? Gerçekten seviyorsa ve istiyorsa neden olmasın? Hadi gel, sıkma canını artık, gel.
Uyudu mu? Uyudu. Sen gelmeyecek misin? Ben odamın anahtarını istiyorum. Ya. Sana söylemiştim. O konu kapandı artık. Ya benim karımsın. Ya da benim karımsın. Başka seçenek yok. Direnme artık. Seni çok özledim. Bana biraz zaman verebilir misin? Hiç olmazsa bunu yap. Peki. Ama uzun sürmesin. Gelmiyor musun? Geç oldu. Gelirim. Su ister misin? Hayır istemem, teşekkür ederim. Çiçek, ne oldu, iyi misin gece gece? Ben kimi arayacağım bilemedim. Geliyorum. İskender. Benim çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Yok ya, bir arkadaşım aradı da. Bir arkadaşın? Senin benim tanımadığım yeni arkadaşların mı? Çok geç kaldım. Yo, yeni geldim, yeni. Zaten mahalleye yeni geldim oğlum. Ha tamam, sonra konuşuruz. Ömer, neyi sonra konuşacağız oğlum? Ne oldu? Sen bana anlatsana bir derdini. Ya birader, elleme beni bugün ya. Yarın konuşuruz, sonra konuşuruz diyorum sana. Tamam kardeşim, eyvallah. Tamam, hadi eyvallah. Dur Ömer. Hah. Yarın Sinan'la buluşmaya geliyorsun değil mi bu tarih eser mevzusu için? Tamam birader, gelirsin. Şey yaparım, şu an onu hiç düşünecek vaktim yok benim. Hadi. Hadi eyvallah. Sonra da işte iş güç derken bunca zaman oldu. Hadi canım hadi, iş güç değildir o. Ne diyorsun yine Dilek abla ya? Ne diyorsun? Geçen gün ben de gördüm seni Ömer'in dükkana girerken. Ay sen eksik kal zaten. Bir şey yok, ayrıca konuştuk. Ne konuştunuz acaba? Dükkana girip Ömerciğim dükkanda iş durumları nasıl diye mi sordun? Yoksa dükkanın cirosu nasıl diye mi sordun? Yani Ömer'le sen dükkanda baş başa ne konuşmuş olabilirsiniz? Vallahi borsanın durumunu konuştuk. Tabii. Dolar molar çok arttı ya bu ara. Bir konuştuk onu aramızda, hani ne yaparız ne ederiz diye. Kendi aramızda bir çözsek mi dedik bu durumu. Ne konuşacağız Allah aşkına? Çocuğun zaten sevgilisi var. Evet, sevgilisi var. Ama insanın ilk aşkı geri döndüyse eğer biraz kafası karışır yani. Ben Ömer için dönmedim. Döndün işte, buradasın. Bitti artık bu çekirdek muhabbeti. Zaten çekirdeğimiz de bitmiş. Aa bak, görüyor musun nasıl kaçıyor? Bak. Ya kaçmıyorum, uykumuz geldi hadi. Yarın bak, gelirsiniz gene. Zeyno, şimdi gidiyorum ama bu iş burada bitmez bak bilesin. Bu konuyu tekrar tekrar konuşacağız, ona göre daha bitmedi. Tamam canım, aynen. Bırakmayız, konuşuruz. Hadi. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi bay bay.
Hayırlı akşamlar. Ömer? Kavga mı ettin sen? Ya ettiysem ettim Zeynep, ne yapacağım şimdi? Oturup sana mı anlatacağım burada bunu ya? Yok. Ama o eli sarmak lazım. Ya ben iyiyim, lütfen beni bir bırakın ya. Boşuna getirdim ben. Ya Zeynep, hiçbir şey istemiyorum ya. Kes sesini Ömer. Geç otur şuraya. Hadi konuşma çok. Hadi. Kimi dövdün? Tanımaz. Sen tanıyor muydun? Ben de tanımıyordum. Klasik. Ne klasik? Tahmin edeyim. Birisi senin eşine, dostuna, arkadaşına ya da sana. Ki bu sonuncusu çok düşük bir ihtimal. Çünkü sen kendin için asla kavga etmezsin. Yanlış mıyım? Değilim. Neyse, laf ettiler. Sen de dayanamadın, çaktın yumruğu. Yanlış mıyım? Değilim. Ya çok biliyorsun değil mi? Uğruna bir ömür verdim. Zeynep, şöyle şeyler söyleme artık ya. Yalan mı söyleyeyim? Olan bu. Ama eskidendi, lisedeydik. Çocuktuk. Geçti gitti işte. Geçen de belli, kalan da. Doğruya doğru. Ama ben bir şey merak ettim. Şimdi sen biri için kavga ettin ya. Ne? O biri nerede şimdi? Gelmedi. Niye? Ya niyeyse niye gelmedi, gelmedi işte. Bu tamam. Bugün açma, yarın yenilersin. Bunları da buraya bırakıyorum, tamam? Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. Hadi sen git, ben içerileri falan toplayayım biraz. Hadi, sağ olasın. Tabii onun dükkanı ya. Senin ne işin var burada? Bir şey mi lazım oldu bu saatte? Yok, bana bir şey lazım olmadı da. Ömer'in yanında olacak birine ihtiyacı vardı. Ben de yalnız bırakmak istemedim. Hiç gerek yoktu. Zahmet etmeseydin. Vardı. Çünkü sen yoktun. Hayrola? Yok bir şey. Misafirini geçiriyordum. Misafir mi? Ben bu mahallede doğdum Rüya. Buralıyım ben. Asıl sen bizim misafirimizsin. Bir şey ihtiyacın olursa ara, çekinme. Görüşürüz. Arkadaşlarını bırakıp gelmişsin. Biraz konuşalım mı? İyi misin?
ablası götürdü. Kim? Bülent mi? Ne yapacağız böyle? Karşılıklı oturacağız mı? Bakışacağız mı? Ne iş vardı o kızın burada? Elimi görmüş. Pansumana mı gelmiş? Evet. Yani dünyanın en büyük hainliğini yapmış ve pansumana gelmiş. Ömer, ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Ne oluyor sana ya? Bir şey olduğu yok bana. Bırak Allah aşkına, önce restoranda yaptıkların, şimdi böyle pişkin pişkin. Pişkinlik mi? Kız buraya gelmiş, elime sargı bezi getirmiş. Bunda ne var? Bu mu pişkinlik? Açık açık söylüyorum işte sana ben. İnsan gecenin bir yarısı eski sevgilisiyle. Eski sevgilisi olup olmamasıyla ne alakası var bunun ya? Kız elime sargı bezi getirmiş. Bunda bir suç mu var? Şimdi de onu mu koruyorsun? Ya ortada bir suç mu var? Kabahat mi var ki ben kızı koruyayım ya? Kız elime sargı bezi getirmiş. Olay bu. Hem Zeyno'nun korunmaya ihtiyacı mı var? Yok, ben seni gerçekten tanıyamıyorum bu Bak, gece. Bak bunu ikidir söylüyorsun, bana tanıyamıyorum diye. Neymiş tanıyamadın ya? Benim işte Ömer. Ben al buyum. Dün neysen bugün de oyum. Senin derdin başka, niyetin belli. Neymiş benim derdim? Sen elindekinden memnun değilsin. Yani tanıyamadığından falan filan değil bu kavga gürültü. Tanımaya mı başladın işte, asıl mevzu o. O ne demek? Bu demek, ben sana daha önce de söyledim. Bu aşk mevzuları insanın kalbinde başlar, gönlünde başlar. İlk başta güzel gelir. Sonrasında hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kaldığın zaman da duvara toslar. Sen kimsin, ben kimim, tamam mı? İnsanın kim olduğu insanın derisine yapışır. Sonrasında kazısan da çıkmaz. Sen de beni tanımaya başladın, gerçek yüzümü görmeye başladın. Ondan böyle oldu işte bu iş. O kadar saçmalıyorsun ki şu anda. Ne alakası var bunun bizim durumumuzla? Çok alakası var. Biz seninle denk değiliz kızım. İşte sen de bunu görüyorsun. Yok kavga etmişsin, yok Serkan'ın arkadaşına yumruk atmışsın falan filan. Bunlar fasafiso. Asıl sen sadede gel. Neymiş? Birbirimiz için uygun değiliz desene. Benim kafamdaki düşündüğüm kişi sen değilmişsin desene. Ben seni yanlış tanımışım desene. Bizden olmaz desene. Bu. Olay bu. Biz denk değiliz öyle mi? Öyle. Yalan mı? Değil. Bir de neydi? İnsan dengiyle mutlu olur diyordun değil mi? Aynen öyle. Peki. Hadi o zaman gelelim asıl mevzumuza. Kimmiş senin dengin? Zeyno mu? Ne alakası var? Çok alakası var Ömer. O geldiğinden beri o kadar değiştin ki. Bir de bana söylüyorsun beni istemiyorsun diye, yalan söylüyorsun. Asıl sen beni istemiyorsun. Niye? İlk aşkın geldi diye. Rüya. Ya tamam, deme bir şey ya. Ama şimdi senin eline beline bir şey olur yine. Elin kötü olur. Zeyno'yu ararsın, gelir hemen. Çağırdığında geliyor zaten belli ki. Bana lüzum yok. Kimim ki ben? Misafirim ben burada. Durur musun, bir şey söyleyeceğim? Tamam, gelme peşimden, gelme. Gelme, sen otur, yaptıklarını düşün. Haksızlık ediyorsun çünkü bana. Daha fazla kaldıramayacağım bunu. Ne yapacağımı bilemedim. Öylece aldı gitti çocuğu. Yani polisi aramayı falan düşündüm ama ne diyecektim? Babası oğlunu götürdü. Lütfen bu çocuğu bulup bana geri getirin mi diyeceğim? Adam bana siz kim olarak bunu istiyorsunuz dediğinde ne cevap vereceğim ben bu insanlara? Şerefsiz herif çocuğu şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Yeni bir şey değil ki, bunu hep yapıyor. Ya bunun başka bir yolu olmalı. Yani bizim bunu şikayet edebileceğimiz bir şey mesela. Ha? Eğer bunun bir yolu olsaydı inan Tomris Hanım bulmuştu. Yani maalesef problemimiz o. Bizim Atlas üstünde hiçbir yasal hakkımız yok. Ben onu yapacağımı bilirim. Ne demek o? Ona karşısındakinin kim olduğunu hatırlatacağım. Hayır, hayır. Bak biliyorum, dünyanın en beş para etmez adamı, evet. Aldığı nefes israf ya, evet. Ama bu işi senin yöntemlerinle çözmeyeceğiz. Çiçek, ben böyle elim kolum bağlı duramam. Bak biraz mantıklı olmak zorundayız. Ya onu kızdıramazsın. Ya bütün hırsını Atlas'tan çıkarırsa, canı sıkıldı diye Atlas'tan çıkarırsa sinirini, ne yapacağız? Bülent'i kışkırtmayacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Zaten onun ne istediği ortada. Kendi de söylüyor miktarına kadar. Ne istiyormuş? Ne kadar istiyormuş? Ha? 20 milyon. Thank you.
Benim bu parayı bir şekilde ona vermem lazım. Vermen lazım Çiçek, vermen lazım. Tamam, ben anlıyorum seni, tamam mı? Anlıyorum. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Daha önce Tomrisa'nın bu adama para vermedi mi? Ha? Ya bu böyle bitmeyecek ki. Bu herif her seferinde şantajla daha fazlasını alabileceğini bildiği sürece bu böyle bitmeyecek. Bak, olacakları ben sana söyleyeyim. Herif gelecek. Sen parasını vereceksin. Çocuğu getirecek, tamam mı? Üç gün sonra gelecek, tekrar para isteyecek, tekrar çocuğu götürecek. Velayet de onda tabii. Tomrisa'nın da içeride zaten. Bizim bu herifin yerine dair hiçbir bilgimiz yok değil mi? Yani hiç bilmiyoruz. Hı? Benim bir şekilde bu parayı bulmam lazım. İyi de Çiçek, bitmeyecek ki bununla. Ya evet de ne fark eder ki? En azından Atlas yanımızda olur. Bir çözüm bulunur mu, bulunamaz mı? Sonra bakarız buna. Hoş tabii. En ufak bir kan bağım bile olmayan bir çocuk için böyle annesiymişim gibi. Çiçek hayır hayır, saçmalama. Atlas seni çok seviyor. Ya annesi yerine koyuyor seni, sen de biliyorsun. Evet ama bence de Ali haklı. Ne dedi ki? Sen bu çocuğun annesi olamazsın, ancak bakıcısı olursun dedi. Saçmalamış. Saçmalamış. Hem az önce dedin ya, kan bağımız bile yok diye. Yani o işler öyle kan bağıyla olmuyor. Zaten öyle olsaydı benim annem bana annelik ediyor olurdu. Ne demek o? Yani şöyle söyleyeyim. Çelebi ile annemin arasındaki bağ... Benle annem arasında yok. Yani kan bağıyla kurulan şeyler değil bunlar. Abini bilemem ama annenin sana çok değer verdiğine eminim. Vermiyor. Ben de buna eminim. Annenin yanıldığından da eminim. Nerede o bu arada? Yani en son olaydan sonra siz konuştunuz mu hiç? Gitti. Nasıl gitti? Gitti. Gitti. Çok fena kavga ettik. Gitti. Tamamen ayrıldık biz. Neden peki? Sahip bile çıkamadığım bir çocuk yüzünden. Ben Atlas için Ali'den vazgeçtim. Hale bak. Atlas yanımda bile değil şu an. Çiçek, tamam, sakin ol. Tamam, düşün. Tamam, düşünme şimdi bunları. Tamam. Çiçek. Bir yolunu bulacağız. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Ulan. Ulan sizi kim doğurdu ya? Kim doğurdu sizi ya? Lan oğlum. Maçı var televizyonda, maç. Alıya bakacağını maçı izle. Bana değil, bana değil. Maça. Ey Allah'ım ya. Vur şu topa ya! Vur şu topa! Allah Allah ya!
Rüya? Ne oldu sana, iyi misin? Bu gece beraber uyuyabilir miyiz? Olur, tabii. Peki bana sarılacak mısın? Sarılırım tabii ki. Hiç bırakma. Hiç bırakma. Hiç bırak. Canım benim. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Neden şaşırdın? Masada güneş yok. Okula gitti. Onu söylemedim. Güneş masada olmayınca sen benim karşıma oturmazsın. Artık öyle değil. Çay? Alırım. Kararını verdin herhalde. Verdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Peynirimi yiyorum normal bir şekilde. Öyle mi? Daha dün yüzüme bakmak istemezken bugün karşıma geçmiş peynir mi yiyorsun? Çünkü bana başka bir seçenek bırakmadın. Yani? Yani... Hani senin hayal gücüne bırakıyorum dedin ya. Ben de düşündüm. Ve hayal ederken bile senin ne kadar ileriye gidebileceğini gördüğüm için. Bunu zaten bildiğim için. Tamam yani. Olmadı. Yapamadım. Gittim. Beceremedim. Geldim. Burada direnmeye çalıştım. Olmadı. Belki de sen haklısın. Yeni bir oyun mu bu? Oyun değil Çelebi. Oyun değil. Oyun oynamaktan da yoruldum. Seninle her seferinde savaşa girip her seferinde kaybetmekten de yoruldum. Bitti tamam. Yapamadım işte. Olmadı yani. Sonun o kadına benzemesini de istemiyorum. Ne? Yalan mı? Sana direnmenin bedeli bu değil mi? Ben bu direnişe devam edecek olursam beni de öyle bir hayata mahkum etmeyecek misin? Mahkum falan yanlış sözler. O bir kazaydı. Tamam. O zaman her neyse işte bir kazaya kurban gitmek istemiyorum diyelim. O kadar. Tamam. Yok. Oyun yok, anlaşma yok. Vazgeçtim. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bu senin için zor biliyorum ama birazcık bana güvenmen. Ki ben de biraz nefes alabileyim. Ne demek bu? İnsan görmek mesela, sokağa çıkmak. Normal basit istekler yani. İstersen beni takip ettir ki zaten ben istesem de istemesem de takip ettireceksin. Nereye gitmek istiyorsun rüyalarım? Hayır, Tomris'i görmek istiyorum. Benim yüzümden bin tane bela açtın zaten kadının başına. Hiç olmazsa yüz yüze gidip bir özür dilemek istiyorum. Adnan götürsün seni. Tamam, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünemiyorum. Kafam patlayacak gibi. Emin misin peki? Gerçekten yani o kız yüzünden yaptığını. Değilim. Değilim ama değiştiğinden eminim. Yani çok çok sert, çok saldırgan. Ama yani kavga ediyorsan çocuğun damarına basmışlar. Üstüne gitmişler, normal. Onu demiyorum ya. Benimle konuşurken, tartışırken o kadar sert ki. Bizim olmayacağımız zaten başından belliymiş gibi davranıyor. Sanki birkaç gün önce yanında uyandığım adam değil.
Biraz abartıyor musun? Umarım öyledir. Ama yani bir yandan da dün geceden beri aramadı. Aramayı geçtim, mesaj bile atmadı, neredesin diye sormadı. E gelme demişsin çocuğa. Ben gelme dedim, aramam dedim ona. İnsan merak etmez mi ya? Belki de etmiştir. Ama cesaret edememiştir aramaya. Her zamanki gibi umut dolusu. Artık değil. Yani bu seninle ilgili meseleyle alakalı söylemiyorum tabii ama... genel olarak çok yoruldum. Merak etme. Eninde sonunda getirecek Atlas'ı. Para olmadan mümkün değil. E nasıl halledeceksin peki? Of, bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bugün avukatlar gelecek işte. Onların bir şey önermesini umuyorum. Siktir ya. Ne oldu? Geç kaldım işe yine. Yine geç kaldım işe. Alışamadım. Kafa mı kaldı? O zaman ay sen beni haberdar edersin. Bay bay.